kadar inşallah. Tabii ki son konumuzu ben infak seçtim. Allah bize vermeyi öğretsin diye. Çünkü biraz bu konuda ne kadar konuşsak anlatsak gene de bayağı bir eksiğimiz var. Yani bize her gün biraz hatırlatsa birileri infakın ne kadar önemli olduğunu. Hoş geldiniz. Özledim sizi de. Belki bu konunun daim hatırlatılmasında fayda var. Allah bizi yolundan, izinden, isminden, manasından ayırmaması için halka hizmeti, hakka hizmet görmek şart. Halka ne kadar çok hizmet götürsek o kadar faydalı. Sami Anne'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, aile içi uyuşma reaksiyonlarla değil, aksiyonlarla yapılır diyor. Yani birbirimize reaksiyon göstermek yerine konuşmadan hizmet edersek ancak faydalı ve başarılı oluyoruz. Biz genelde tersini tercih ediyoruz. Yani kızmayı, sinirlenmeyi, öfkelenmeyi, bağırıp çağırmayı. Halbuki onun yerine onun bir faydası yok. Onun yerine ne hizmet yaptık? Kaç kişiye yardım ettik? Kaç kişiye hizmet ettik? Bu en ufak bir hadisede bile nasıl bir hizmet götürdük? Ne işe yaradık? Bunlarla biz Allah'a gideceğiz. Yoksa Allah bize ne konuştun demeyecek. Ne yaptın diyecek. Hazreti Fatma'yı getirdiklerinde bile toprak kimin kızı olduğunu biliyoruz. Ama bize ne yaptığını söyleyin buyurmuş. Ki Hazreti Fatma'dan bahsediyorum yani. Dünya onun üzerine dönüyor. Bizim şefaatimiz bile onun üzerinden geçiyor. Dolayısıyla hepimizin ne yaptığı önemli. Gene Peygamber Efendimiz'e size sorulacak mı öbür alemde? Siz de sorguya çekilecek misiniz? Dendiğinde en çok ben sorguya çekileceğim. Koskoca Peygamber'in hadisi bu. En çok ben sorguya çekileceğim. Buradan anlaşılıyor ki hepimiz adına Hazreti Peygamber sorguya çekilecek. Onun için hocam buyuruyorlar ki sen benim defterimin, sizler benim defterimin sayfalarısınız. Kenan Rıfai Hazretleri. Sizlerin yaptıkları benim kitabımı oluşturuyor. Siz benim söylediklerimi ya uygulamazsanız, sözünüzde durmaz, yalan söylerseniz ve beni sevdiğinizi iddia ederken, hoş geldin hayatım, beni sevdiğinizi iddia ederken beni kamçılıyorsunuz. Öyleyse bizden sorguya çekilecek olan önce Kenan Rıfai'dir. Sonra da peygamberdir. Yani bu onbaşı binbaşı devlet komutanı gibi gidecek. Orada da padişah var. Padişaha tabii sırayla bütün ordu komutanları hesap verecek. Yani bizden önce hocamız çekilecek sorguya. Biz bu utanarak onları zor duruma düşürmeyecek şekilde hareket etmemiz lazım. Bu sabah bir öğrencim evinde yeni eve taşındı. Onda kahvaltıdayız. Sami Anne ile dedi, sizin evde dedi, ben hatırlamıyorum. Bir kahvaltı ediyorduk. Kızım demişler, dönmüşler. Bunu yiyoruz da ne kadarını hizmete çeviriyorsak bunu yemeye o kadar hak ediyoruz. Hizmete çevirmediğimiz her lokma bizi lanetleyecek demiş. Yani o bakımdan yemeği bile yerken dikkat etmek lazım. Allah bize daima hizmetçi olmayı nasip etsin. İnfak, malın elden çıkarılması, harç ve sarf edilmesi demektir. Arapça, infak ve infat kelimeleri eş anlamlıdır. Ancak infat kelimesine farklı olarak elinde var olan her şeyi tümüyle harcamak ve hiçbir şeyi bırakmamak anlamı vardır. Halbuki infak kelimesinde başka bir anlam vardır. Burada infaktan maksat farz olsun, nafile olsun, tüm hayır yollarını yapan harcamalardır. İnfat kelimesi, yani benim annemi anlatıyor. O her şeyini verdi. Bir gün babam dedi ki, hani hanım dedi, bir gün dul bir hanım gelse, hiç eşim yok, bir eşe ihtiyacım var diye yalvarsa beni de vereceksin ama dedi. Allah'tan dedi, gelmiyor öyle birisi dedi. O kadar gelecek yani.
bunu anlayamadık devre devre. Çünkü annem kapıdan içeri biri girdiğinde ilk iş bize döner. Kızım ne veriyorum, ne çıkardınız? Daha içeri giriyorlar. Neyi ikram edeceğiz? Gayet sert bir sesle. İlk zamanlar çok anneciğim bir otursunlar, var bir şeyler buluruz falan diyorum. Sonradan öğrendim ki bu peygamber adetiymiş. Peygamber Efendimiz içeri girdiği zaman insan eşine hemen ne ikram edebiliriz diye sorarlarmış. Yani bu ikram zevki, verme zevki, büyüklerimizde her şeylerinden vermek. Yani her şeyleri. Ben 7 yaşında velam geçirdiğimde 3 ay ateşim 40'tan aşağı inmedi. Ve bir gün annem 3. ayın sonunda hocamın mezarına giderek Allah'a dua etmiş. Hani alacaksanız alın, ben hazırım diye. O gece ateşim düşmüş. Yani beni vermekte de hiç zorlanmayan bir anneden bahsediyorum. Dolayısıyla ne evlat ne bir şey, hiçbir şey gözü görmüyor büyüklerin. Nazlı annem, o yedilerden dediği efendimin, mübarek yedilerden dediği Semiha Cemal Hanım 34 yaşında dünyanın ilk kadın felsefecisi, Allah aşkıyla yanarak ölüyor. Yani Allah aşkıyla tutuşmuş vaziyette vefat ediyor. 7 kitabı var ki bir daha aynıları yazılmadı yani. O kadar önemli. Bütün o felsefecileri Latinceden tercüme etmiş bir sultan. Hocamı bir kere daha göreyim mi diye annesine yalvarıyor ölmek üzere. Dışarı çıkıyorlar. Mami, dadıları Kenan Rıfai Hazretlerine koşarak gidecek, davet edecek. Nazlı annem hayır diyor. Hocamın istirahat saati, bütün evlatlarım onun istirahatine feda olsun diyor. Böyle birinden bahsediyoruz. Öldüğü zaman kızı ne mutlu, oh oh maşallah diye karşılayan biri. Yani böyle insanlar da verme artık infak aşıyor biraz. Bunlara infak deniyor. Biz o seviyede değiliz. Herkes haddini tabii biliyor. Ama mühim olan neyimden vazgeçebilir mi hesap yapmaktır yani. O çok önemli. İnfak farz ve nafile olmak üzere iki kısma ayrılır. Farz olanına zekat, nafile olanına da sadaka denir. Nafilenin farz olanı da bulunmaktadır. Çünkü bir hadis var. Buna çok dikkatinizi çekeceğim şimdi bu hadise. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki senin fakire verdiğin para önce Allah'ın avucuna düşer. Yani fakire vermiyorsun. Allah'a vermiyorsun. Birisine bir iyilik yaptığımız zaman önce kendi mürşidimiz mutlu olur. Direkt Allah sevinir. Bu bakımdan da hayrı biz kişiye yapmayız, Allah'a yaparız. Öyle bilmek lazım. Bil ki infakın farz olanını, yani zekatı eda etmek ve cimrilikten kurtulursun. Nafileyi, sadakayı eda etmekle de yüce derecelere ulaşarak kerem mertebesine haiz olursun. Öyleyse öncelikle cimri olmaktan kaçın. Diyor ki Allah-u Azimüşşan, senin elindeki her şeyin üzerinde fakirin hakkı vardır diyor. Senin elindeki her şeyin üzerinde. Doğru. Estağfurullah. Ben kim oluyorum? Benim de. Farz kısmı Allah'ın sınıflarını belirlediği ve belirli bir zaman ve ölçüye göre düzenlediği iken gönüllü olan herhangi bir şeye bağlı değildir. Çünkü gönüllü vermek rububiyetin vergisidir. Rablığın vergisidir. Ve dolayısıyla sınırlanmaz. Mesela öğretmenlik öyle bir meslektir ki sevginizi gönüllü verirsiniz. Yani sınıfa girdiğiniz zaman o çocukların hepsi sizin için dünyanın en güzel şeyleridir. Orada hiçbir karşılık beklemezsiniz. Yani o beni sevsin, öğrencim beni sevsin. Onun için bir insan sonradan öğretmen olamaz. Doğuştan öğretmen olur. Peygamberin en büyük öğretmen olduğu düşünülürse, annelerin çok büyük öğretmen olduğu düşünülürse, bunlarda karşılıksız sevme zevki vardır ki işte vermenin hakikati budur. Her şeyini vereceksin. Karşılıksız vereceksin. Beklentisiz vereceksin inşallah. Ebu Leys tefsirinde der ki, yakin, ama yakin olmak 3 mertebedir. Yakini iyan, yakini haber, yakini delalet. Yakini iyan bir şeyi görüp o şey hakkında her türlü şek ve şüpheyi izale eden yakindir.
görmekle temin edilir. Delalet, delil getirmekle elde edilen yakindir. Mesela uzakta bir yerde duman çıktığını görüp orada bir ateşin bulunduğuna dair elde edilen yakindir. Burada ateşi görme yok, duman sayesinde ateşi düşünmek vardır. Yakin haber, bir şeye dair haberle yakin elde edilmesidir. Mesela dünyada Bağdat diye bir şehrin bulunduğundan bahis olunur ki kişi oraya gidip görmese bile buna bir yakinlik hasıl eder. Ayet-i Celile'nin bu meyanı müşahede mertebesinde olmayanlar için yakin haberdir. Bundan sonra yakini delalet gelir. Ahiretin hak olduğunu yakinen görünce de haber ve delalet ve iyan, yani belli açık bir müşahedeye yükselir. Yani bir şeyi artık tam manasıyla iman ettiğiniz zaman görmeye başlıyorsunuz. İşte o zaman yakin oluyorsunuz. Şimdi ben ne söylersem söyleyeyim, eğer Allah'a yakinlik kesbedilmemişse bu söylenenler burada ay ne zevkli bir ders diye kalıyor ve buradan ibaret kalıyor. Eve gittiğimizde artık biz onu unutuyoruz. Şimdi ne yesek, ne içsek, kimi misafir etsek, kime kendimizi hoş göstersek diye düşünmeye başlıyoruz. Ama Allah'la yakinlik kesbedildiği zaman bu sözleri hal haline geçirmek üzere buradan çıkıyor insan. Hani buradan çıkayım bakayım ben bugün öğrendiklerimden ne yapabilirim şimdi bugün diye. İşte bu hale gelmek şart ki infak, infak haline dönsün diyor mübarekler. 10 zümre vardır ki bunlar aldanmışlardır. Yaratıcının Allah olduğunu bilip de ona kulluk etmeyenler. Yani evet bir Allah var ama boş ver işte. Buradakilerde şöyle bir delalet var ki Allah bizi korusun. Allah affedicidir. Affedici olduğuna göre bir Allah var. Ben de affedici diye anlatıyorum. Biraz da korkuyorum burada. Çünkü boş ver. Ben canımın istediğini yapayım. Ne olursam olayım. Allah affedicidir ama aşığı affeder. Çünkü aşık o kadar aşıktır ki sevgilinin ne kadar affedici olduğunu bildiği halde korkudan zangır zangır titrer. Ya üzersem, ya kırarsam, ya memnun etmezsem. İşte ona affedici olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama dünya ehline ne kadar affedicidir diye anlatırsanız o zaman aman boş ver. Ben canımın isteği nasıl olsa o beni affedecektir diye düşünmeye başlar. Halbuki şu var ki aslında Allah'tan ceza gelmiyor. Biz bizi cezalandırıyoruz. Bir kere zıt isimler birbirini cezalandırıyor. Şimdi bakın en Allah'tan uzak olan ya da insan-ı kamili reddeden kişiyi düşünelim. İnsan-ı kamili reddetsin. Fakat insan-ı kamili halk itibar ediyor. Ona etmiyor. Ya bu sefer o gece gündüz vay buna niye itibar ediyorlar diye üzülmekten işte gördüğünüz mü en büyük cezaya uğradı. Yani kamil insanın varlığı onu anlamayan herkes için tamamen cezadır. Kıskançlıktır, cezadır, ızdıraptır ve acıdır. Acaba anlatabiliyor muyum? Ebu Cehil'i düşünün. Gece gündüz Allah nasıl onu alt ederim diye düşünmüş. Peygamberi düşünün. Allah var her şey boş diye düşünmüş. İşte bu rahatlık kamil insanda oluşuyor. İki, rızık verenin Allah olduğunu bilip de huzur ve tatmin olma içinde bulunmayan. Ha burası daha da felaket. Allah rızık veriyor diyoruz gece gündüz. Ama bir korku yarın rızkım kesilirse. Yahut işten atılırsam. Yahut ben ne olacağım? Bütün bu korkular rızık verenin Allah olduğunu bildiğimiz halde onu unutmuş olmaktan geliyor. Evet, evet. İdrakta eksiklik var bir kere. Kabul ettim ilmen, Allah veriyor. Hani şeye benziyor, ben hep anlatırım ya, çok seviyorum bu hikayeyi. Adam düşüyormuş, yok mu bir Allah'ın kulu aşağıda beni tutsun demiş. Oradan da Allah'ın sesini duymuş. Ey kulum, ben seni koruyacağım. Oradan bağırmış, yok mu başka bir Allah'ın kulu beni tutsun. Çünkü emin değil. Anlatabiliyor muyum işte, teslimiyet eksikliği, emin değil. Üç, dünyanın yok olacağını bildiği halde
dünyaya itimat eden ve dünyayı esas kabul edenler. İşte dünyaya hürmet eden, dünya insanına itimat eden, onlara değer veren insanlar. 3-4 Varislerinin kendinin düşmanı olduklarını bildiği halde onlar için mal biriktirenler. Yani daha ölür ölmez en imanlı kişilerin bile birbirine düştüğünü gördüm ben. Daha bir kişi öldü, daha dün öldü. Niye onlar için mal biriktiriyorsun? Tamam, belki bir tane bir şeyin olur da niye biriktin yapıyorsun? Birbirlerine sokmak için mi yani? Ölümün bir gün mutlak geleceğini bildiği halde hiç haberi olmayanlar. Yani biliyorsunuz o şeyleri kaldırın diye haber vermişler. Mezarlıkların üzerinde ölüm mutlaka gelecektir, hadisini kaldırın diye rica etmişler. Düşün. O kadar korkuyorlar bu ölümden. 4. Kabrin menzilli olduğunu bilip de orası için tedarikli bulunmayan. 7. Kendini hesaba çekecek olanın olduğunu ve onun aldatmanın imkanı bulunmadığını bildiği halde hiçbir sahih delile dayanmayanlar. 8. Cennete ulaşmak için sırattan geçireceğini bildiği halde sıratın ne kadar ince olduğunu unutanlar. Aslında sırat madde insanı için çok ince, mana insanı için de varıp onun üstüne evler yapasım gelir diyor Yunus Emre Hazretleri. 9. Ateşin facirlere yuva olduğunu bildiği halde ateşten korkmayanlar. 10. Cennetin ebrarın yani yakın olanların yurdu olduğunu bildiği halde cennete gitmek için hiçbir amelde bulunmayanlar aldanmışlardır. Yunus Emre demiştir ki yakine eren, burasını çok dikkatinizi çekeceğim. Yakine eren, yani Allah'a yaklaşan kişi uzun uzun emelleri terk eder. Yani beklentiler, ya böyle yapacağım, illa bunu gerçekleştireceğim, illa hayatımda bu olacak, bunları terk eder diyor. Bunu terk eden zühte, züht hikmete, hükmetle her işin sonunu düşünmeye götürür ki ahiret imanı bu iman ve tefekkürün kemal hali. Yani Mesih Hazretleri buyuruyor ki sen dünya için uzun emelleri terk edersen Allah her işin içinde kendisinin olduğunu sana gösterir. Ne kadar güzel bir şey. Büyük arifler demişlerdir ki vücut hicabında kalmanın zilletinden kurtulan uhrevi işlerde yakine ermenin izzetini tadar. Yani hala vücudunla meşgulsen sen manayı tadamayacaksın. Ama bu vücudun kalıplarından kurtulursan, nasıl kurtulacağız bu vücudun kalıplarından? Mevlana Hazretleri'nin bir sözünü almıştım ben filmde. Diyor ki, hürüm ben, hürüm, hürüm. Çünkü Allah'a aşığım. Kulun kölesi değilim. Kulla meşgul değilim. Kulla meşgul olursam esir olacağım. Kuldan kurtulursam hür olacağım. Demek ki hürriyetin bir tek yolu var. Şimdi burada hep anlatıyorum ama bir kere daha anlatmam lazım herhalde. 20. yüzyılın en büyük düşünürlerinden biriydi Garodi. Fransızlar Garodi'yi Komünist Partisi lideriyken yere göğe koyamadılar. Ondan daha üstün yok. Her konuşmada onu konuşturuyorlar. Bütün milletlere en üstün Fransız felsefesi ispatlayacaklar. Garodi Müslüman oldu bir gün içinde. Garodi Müslüman olunca sesini soluğunu kestiler. Radyolarda konuşmasını yasakladılar. Her şeyini yasakladılar. Ben Garodi'nin bir kitabından bu hürriyet konusunu okurken, çünkü komünizmden gelen bir adam. Biliyorsunuz komünizmde de eşitlik var. Diyor ki Garodi kitabında, eşitlik sadece İslam'da vardır. Çünkü ben diyor iki çocuğuma birer balon verdim. İpleri aynı, ebatları aynı. Renkleri aynı. Birebir aynı. Biri dedi ki 5 dakika sonra öbüründeki benimkinden güzel istiyorum dedi. Dışarıdan eşitlik getirilemez. Çünkü insanın içinde olmadığı sürece. Peki İslam ne öğretiyor? Şu hikayeyi anlatıyor. Hazreti Hasan'la Hüseyin birbirlerine hafifçe küsmüşler. Bu küsme devam edince bir İslam alimi de demiş ki İslam'da küsme yoktur. Çok günah, hemen barışın.
O zaman Hazreti Hasan ya da Hazreti Hüseyin buyurmuşlar ki, iyi de önce ben barışayım da Allah'ın ona getirdiği sevabı ben mi alayım? İşte bu başkasını kendinden önce düşünerek hakiki eşitliğe ve hürriyete gitme yalnız İslam için. Eğer biz bunu öğrenmezsek nasıl Müslüman olacağız? Hocam Kenan Rıfai diyorlar ki, kendi çocuğuna ve arkadaşının çocuğunun yanına almışlar. Bak oğlum, yarın öbür gün Sedat, yani Server Bey'in oğlu, hasta olur. Aynı anda sen de hastalanırsan benim için önce onun iyileşmesi önemlidir. Sen ikinci plandasın. Çünkü önce başkası, sonra kendi. İşte bu zevki aşıladığımız zaman hürriyete kavuşuyoruz. Hocam bu öğrenilebilir bir şey mi yoksa fıtratta yoksa? Mürşit devamlı gözünüzün önünde bunu anlatırsa biraz bizim gibi, ben diyorum ki herhalde en geri zekalı bendim. Her sohbette, yani Allah bana her gün kızım bak bunları anlat böylece kendi kulağına gitsin diye tekrarlattırıyor. Yani bunlar ne kadar çok tekrarlanırsa o kadar hal haline geçer. Hemen burada bir örnek vereyim size. Ben bir ihvan kardeşimiz gelmiş, Sami anneye demiş ki, efendim demiş, bu sohbetlere geliyoruz gidiyoruz 10 senedir. Ama demiş, farkına varmadan karakter haline geçiyor demiş. Ne güzel. Farkına varmadan, yani gelip gitmeyi bırakmazsak, işte onun için Allah diyor ki, ben günah işleyenden problemli değilim. Ben sabit kadem olan insanı, yani ayrılmayanı seviyorum. Böyle bir kılan, bir kılmayan, bir gelen, bir sohbet dinlemeyen, bir vazgeçen, bunlar bana göre değil Allah diyor. İstikrar istiyorum. İstikrar, yani devamlılık. Çünkü artık geri zekalıya bile 100.000 kere aynı şeyi söylediğiniz zaman hal haline geçiyor yani. Anlatabiliyor muyum söylemek? Hazreti Ali, perdeler açılmış bile olsa yakinim artmaz. Zira ben devamlı yakin içindeyim demiş. Çünkü vücut hicabından kurtulanı, ahiretle ilgili işleri müşahede eden dünyanın cismani istekleri perdeleyemez. Hicapların, perdelerin açılmasıyla iman mertebesinde kesin biliş mertebesine ererler. Yani sen vücudunun kalıbından kurtul. Ya olur mu? Olur. Olur. Ben imanda Kenan Rıfai Hazretleri bir tıp şaheseridir. Çünkü evde prostat ameliyatı olmuştur. Yani şeye geçmiş literatüre, damadı yapıyor. Evde beni yap diyor. Fazla uyuşturmadan. Çok basit bir şekilde, çünkü acıların üstüne çıkabiliyorsunuz imanla. 100 yaşına yakındı Azize teyzemiz bizim. Kendisi bana anlattı, Allah rahmet eylesin. Doktor rahim ameliyatı geçirmesi gerektiğini, fakat yaşı dolayısıyla ona ameliyat yapamayacağını söylemiş. Azize teyze de şöyle demiş, sen mi yapacaksın? Sen dene. Azize teyze demiş, o zaman seni çok uyuşturamam, çok yaşlısın. Sen yap demiş. Ve çok basit bir, yani çok, yani normal insanın bile tesir etmeyen bir uyuşturucuyla aklım son derece başında diyorum. Ben kendimi bir apt ettim Allah'a diyor. Ya bana dedi ki diyor, o zaman diyor ben korkmayayım demiş doktor, kork, ben korkmayayım diye, sen ilahi oku Hazreti dedi. Ama kızım diyor, o ilahi hiç bitmedi, ne kadar uzun bir yaptı. Yani acının üstüne çıkılabilir. Çünkü Hint fakirlerine bakıyoruz. Hint fakiri bile o biliyorsun kalplerini durdurabiliyorlar. Çivili yataklarda yatabiliyorlar. Bir Hint fakiri Allah idrakıyla, imanla bunu yapıyorsa Müslüman yapamaz. Bizim rifailikte şiş geçirme hadiseleri nasıl oluyor? Biliyorsunuz eskiden zikirlerde buradan sokar, buradan çıkarırmış mürşitler. Yani bu bir ritüel, şimdi milletin ödü kopuyor ama bu şu demek, Allah'a teslim olan acı duymaz. Ve dedem kendi anlatırdı, buradan geçirip buradan çıktığını, hiçbir şey hissetmediğini ve zerrece kanda olmadığını anlatırdı.
Onun için yani ben bunları tasvip ediyor muyum? Hayır, bugünün özelliği değil. Çünkü manadır bugünün özelliği, şekil değil. Ama teslimiyette her şeyin üstüne çıkabilir insan. Her şeyin, onu anlatmaya çalışıyorum. Kur'an hidayetle, hidayetiyle hidayete erip gayba iman edenler, namazlarını dosdoğru kılanlar, kendilerine verilenlerden infak edenler, Hazreti Muhammed'e ve ondan evvelkilere inzal olunanlara iman edenler, ahirete iman edenlerin ta kendileridir. Bunlar gerek dünyaya gerekse ahirete, dünya işlerinde ahireti, ahiret işlerinde dünyayı iç içe ve yakinen müşahede ederler. Şimdi ben şunu asla, çok özür dilerim, kabul etmekte çok zorlanıyorum. Duyuyorum birkaç öğrencimden ve çok üzülüyorum. Burası iş yeri. Burada senin maneviyatın geçmez. Evet, evet. Burası iş yeri, burada maneviyatın geçmez. Biz Hristiyan değiliz. Hristiyan hafta sonu kilisesine gider, hafta arası işine gider, burası başka, burası başka der. Müslüman her yaptığı işte Allah'la beraber olmak mecburiyeti. Bunu yapmazsa Müslüman değildir ve imanlı değildir. Şimdi siz satış yapıyorsunuz, ticareti Allah emretmiş. Ticaret yapıyorsunuz, bilmem kaç katı orada kar koyarsanız, orada Allah'a nasıl hesap vereceğim? O halde önce o karı koyarken Allah'ı düşünerek koyacak o karı. İşte Osmanlı bunu yaptığı için muvaffak olmuş. Adam dükkanını açtığı zaman iki müşteri üst üste kendine gelse hemen dermiş ki sen dükkana daha hiç müşteri gitmedi. Sen önce ona git ve oradan alışveriş et. Bu idrak, bu paylaşma, bu birbirine ne olacak? Onu geçenlerde size anlatmışımdır. Konağa gidiyorum, biz taksiye bindim. Adam dedi ki ablacığım, demin gelen beyefendi paramı vermedi. Anlattı bana, biraz dert dayanarak gibi de şikayet ederek dedi. Ben dedi şükrettim dedi. Neden dedim? Çünkü dedi bana kızdı dedi. Helal etmeyecek o parayı dedi. Helal etmeden verince dedi ya hastaneye gidiyor ya arabanın kazasına gidiyor dedi. Onun için vermemesi daha hayırlı oldu dedi. Şimdi bu idrak işte iş esnasında Allah'la irtibatla olan kişi de olur. Yani Allah ayrı bir yerde, biz işte ayrı bir yerde değiliz. Dünya işleri ayrı, manevi işler ayrı değil. Her ikisi birebir birbirinin içinde olmadan gerçek anlamda iman gerçekleşmez. Onun için her işimizde Allah'la irtibat kurmayı Allah nasip etsin. Şimdi senden perdeyi kaldırdık. Artık bugün gözün çok keskindir, buyrulmuştur bu hale gelen insanlar için. Nafile sadaka vermekle yüce mertebeler istemezsen, bari farzla amel edip zekat vermekle kendini cimrilik dairesinden çıkar. Şimdi ben okulda biraz böyle Allah edepsizliğimi hoş görsün, arkadaşlarımı hatırlatayım diye Ramazan'da, ayol arkadaşlar biz bu sene ne kadar zekat veriyoruz filan diye sorardım. Hemen şöyle bir cevap alırdım çok üzülerek. Aman fakiri biz mi düşüneceğiz? Allah bile düşünmemiş. Vallahi inanın bunu diyorlar. Allah düşünmemiş, onu fakir yapmış. Ben mi düşüneyim? Ya işte ama onu nasıl anlatacaksın? Evet yani. İşte bu bakımdan farzı vermek hiç olmazsa şart olmalı ki insan yavaş yavaş kendini cimrilikten kurtarsın. Zaten eğer farzımızı ödesek dünyada fakirlik diye bir şey kalmaz. Onu bile yapmıyoruz. Zekattan başka senin üzerinde bir farz daha vardır. Mesela mümin kardeşinin muhtaç olduğunu gördüğünde, şayet muhtaç olduğu şeyi malındaki fazlalıktan vermediğin takdirde helak olacaksa, ona ya hibe veya borç yoluyla muhtaç olduğu şeyi vermen sana vacip olur. İşte bu şekilde ihtiyacını vermen sadakadır. Hayır hocam, Kur'an hocam buyururlardı ki, ne olursunuz birine bir şey veriyorsanız, onun peşine düşmeyin. Gözden çıkardığınızı verin. Peşine düşecekseniz daha beter günaha girersiniz. Şimdi bundan da ilgili Gülsüm burada değil, değil mi Seyahattin? Gülsüm arkadaşımızın kayınvalidesi benim annemin teyzesinin kızı. Bir gün Kenan Fahri Hazretleri'nin huzuruna gidiyor.
Çok, maddi durumu da çok iyi, çok da vericiydi. Orada bir kadın görüyor, böyle çok ulvi bir şekilde dua eden, böyle içinden geliyor, çok utana sıkıla, 75 lirası varmış, çıkarıyor, diyor ki ne olur affedin, belki de ihtiyacınız yok. Ama o kadar içinden geldi ki, bunu alır mısınız diyor. Kadının gözleri bu kadar açılıyor, diyor ki, aman kızım diyor, sen evliya mısın, nesin diyor. Ben bundan bir ay önce burada bir fakire diyor, 75 lira borç verdim diyor. Ama dedim ki diyor, haftaya gelir paramı alır. Kadın da peki dedi diyor, 4 haftadır geliyorum paramı almak için. Fakat diyor, yani hale bak, Allah al diyor yani, al, al. Sen niye peşine düşüyorsun? Verirsen ne kim bilir seni ne derden koruyacak. Yani böyle şeyler olur. Onun için biz o paranın peşine düşmeyeceksek onu verelim. Ama bir de Hazreti Ebu Bekir gibiysek o borç alır verilmiş. Hazreti Ayşe öyle borç alır verilmiş. Annen de borç alır verilmiş. Yahut en azından verebilecek olana göndermek lazım. Yani ben veremiyorsam belki bir şekilde verebilecek olanı bulup göndermek lazım. Tabii buyurun. Benim bir şeyim var. Hatta şimdi oradan geliyorum kendim. Geç kaldığım için. Dükkanım vardı. O İstanbul'da bir ev var. Oraya depo gibi eşyamı koydum. Orayı da kiraya vermiştim. Bir bayan oturuyor. Şimdi eşyaları orada bir tarafa alıyoruz. Dolabında açtı çocuk sadece benim kıyafetlerimden bana sormadan bayağı 5-6 parça koymuş. Ay dedim, hayırsından benim de var dedim. Onu dedi teyzem verdi. Bedenlerken 38 yıl 42 beden. Kıyafetlerin hepsi. 45 parça var baktım baktım. Öyle deyince dedim o iyi Almanya'dan getirdim. Dedi kotonun mağazası burada dedi orada da var. Hepsi benim o kadar iyi biliyorum. Kızlarımın adli kıyafetleri var. 5-6 tarzını sadece bir dolapta gördüm. Hiçbir şey diyemedim ona. Ben çok iyi. Ama ben o kişiye İnanır mısın belki 15-20 tane de kıyafet ederken veriyorum ona olanları sürekli veriyorum. Evet. Ve bu da benim kıyacım. Diyemedim ki bu benim. Ben bunu biliyorum bunlar benim. Diyemedim. Diyemem ben de. Kaçmasın. Ama benim hemen uykum kaçtı. Çünkü benim haftada aile ablam oturuyor. Aile şeyi. Benim ablam kapısını açık olduğu zaman bir şey olduğu zaman nasıl güvenecek ve ben bunu ablama da söylesem üzüleceğim. Evet söyleyin. Ablanıza söyleyin bence. Sadece tedbir alın. Tedbir yani bir daha evet tedbir alın. Ama bir daha yapmaması için. Bunlar benim. Ben de diyorum. Olmasın demedim. Hoş verin. Helal olsun. Hoş verdim. Zaten o mutlaka bir şeylere gelecek. Şu Allah korusun bir daha yapmaması için tedbir almak lazım. Evet. Güvenim gitti. Çok haklısın. Ben diyorum ki çok düzgün bir şekilde çok güzel bir şekilde söyleyeyim. Belki de psikolojim bozuk. Olur. Ama hiç fark etmez tamamen sen onu kaybedersin. Bu yaptığında çok büyük ilan ediyorsun. Evet zaten çok haklısınız. Sen uyarsan mı diyorum. Siz bilirsiniz fakat bence tedbir almak daha doğru yani. Tedbir almak. Uyar mıyım mı demeyeyim mi? Başkasına da yapar. Diyebilirsiniz tabii değil. Şimdi burada iki tür şimdi farzda şeriata göre buna hakikaten sizin dediğiniz gibi gidip yanlışını söylemek lazım. Ama işte biraz daha manevi yolda da ver gitsin diyor insan. Giden gitsin. Ben siz bilirsiniz. Yani şeriyata göre ikaz edebilirsiniz. Nafile, evet. Zekat farzdır. Muhtaç olanın zaruretini gidermesi için zekat dışında sadaka vermek de farzdır. İnsan sadakayı vermekle nefsini yener. Sadaka vermek niçin nefse zor gelir? İnsan hırsına düşkün, sabrı kıt, bir kötülük geldiğinde feryadı basan ve ona bir iyilik dokununca cimrilikle basıtlanmış olarak yaratılmıştır. Bu yaratılışta olan varlık tabii ki sadakayı vermekte zorlanır. Allah peygambere hangi sadaka daha hayırlıdır diye sorulduğunda Allah Resulü sıhhatli olduğu halde hayatı düşünerek veya fakirliği düşünerek nefsin seni cimrilik yapmaya zorladığı zaman verdiğin sadaka en hayırlıdır diyor. Yani
yani verme. Şimdi bunu yarına belki giyerim. Şunu verme. Şöyle yaparım. Dediğin zaman verilen sadaka boşver vereyim demek en hayırlıdır. Yani zor geleni vermek. Burada komik bir hikaye anlatmak istiyorum size. Şimdi her gördüğünü Hızır, her geceni Kadir diye çok mühim bir laf vardır. Teyzemin de maddi durumu biraz iyiydi. Eniştemin bütün kıyafetleri, çok düşkün kıyafetlerin hepsi Avrupa. Eniştem Avrupa'ya gitmiş. Kapı çalınmış. Teyzem de bu sözü o gün duymuş. Kapıyı açmış, bir fakir çıkmış karşısına. Kapıyı açıp fakir çıkınca her gördüğünü Hızır bir Hızır geldi demiş teyzem. Ondan sonra adamcağıza demiş ne istiyorsan vereyim. Adam da demiş ki bir erkek kıyafeti istiyorum. Şimdi teyzem diyor ki bir içeri gidiyorum bir dışarı çıkıyorum. Dışarıda diyor Hızır ama evde de Hınzır diyor. Hangisi? Veremeyeceğim yani. O kadar öldürür beni diyor. İşte neyse en sonunda artık ayıp olmasın Hızır'a diye diyor. Bir tane diyor yerli bir şey buldum diyor. Dibinde diyor şeyin. Onu verdim diyor. Adam da teşekkür etti gitti diyor. Yarım saat sonra kapı çalınmış. Teyzem evde çalışan kadına demiş ki Allah aşkına açma. Hızır geldiyse beni de yok de. Şimdi çok şekerim. Dolayısıyla vermek çok güzel tabii ama vermeyi bilenlerle yaşamak da çok güzel. Böyle bir cimri insanla yaşasak tabii biz de zorlanırız. Evet. Benim teyzemin cüce olan kızı o kadar vericiydi ki size anlatmam mümkün değil. Allah gani gani rahmet eylesin. Nuru üzerimize olsun. Şimdi onların ay sonu, tabii emekli büyük teyzem. Zürich'inde geliri yok çünkü o yüksek ressamdı ama resim yapamıyordu o sırada. Son bir 20 liraları kalmış yani. 2 gün var ay sonuna son 20 liraları. Kapıya bir dilerci gelmiş ve 20 lira istiyorum demiş. Zürich'te vermiş. Teyzem de kıyametleri koparmış yani demiş ki 2 gün o zaman demiş sen oturur kapıları pencereleri yersin demiş. Ben seni ne yapayım demiş öldürsen fayda etmiyor sen ne biçim kızsın bağırmış çağırmış. Neyse aradan yarım saat geçmiş o bir dükkanı vardı satmıştı onu alan arkadaşı gelmiş kapıyı çalmış. Zülişçim demiş sen bana bir dükkan sattındı ya ben şimdi onu tekrar sattım. Ama sana çok az para ödemişim. Zarfın içine biraz daha ekledim, koydum. Ne olur bunu kabul et. 3 katımı, 5 katımı bir para yani. Onun için Allah'tan hiçbir şekilde ümit kesmemek. Versen, ver. Ben veririm sana. Sıhhatte olduğu... Allah-u Teala sadakanın faziletini şöyle beyan etmiş. Kim nefsinin mala olan hırsından ve cimriliğinden korunursa işte muratlarına eren onların ta kendileridir. Öyleyse kurtuluşa erenler onlardır. İnsan uzun emelli olduğu için elindeki malın kayıp olmasından ve fakirlikten çok korkar. İşte bu uzun emeli, fakirlik korkusu ve mala olan hırsı onu elinde bulunan malda cimrilik etmeye, yani Allah'ın ona verdiği nimetlerden muhtaçlara vermemeye sevk eder. Böylece de o kimse habire dünya hazinesini doldurmaya çalışır. İnfakta bulunmaz. Hatta üzerine farz olan zekatı bile vermez. Niyetinde de o, nihayetinde de o, ahirette sırtına ağır bir yük olarak cehennemin kızgın ateşinin içine atılır. İnfakın zorluğundan dolayı muhtaca verilen şeye sadaka denmiştir. Allah Resulü Aleyhisselam cömert ve cimri kişiler hakkında şöyle bir misal vererek açıklamada bulundu. Cimri ile cömert kimsenin örneği şu iki adamın meseli gibidir ki bunların üzerinde memelerinden köprücük kemiklerine kadar uzanan demir zırhlar vardır. Şimdi cömert kimse sadaka verir vermez üzerindeki zırh genişler, vücudunun tamamını kaplar. Öyle ki parmak uçlarını dahi örter, günah izlerinin hepsini siler. Cimriye gelince, o bir şey infak etmek dilediğinde zırhın her halkası iyice sıkışır. Cimri adam zırhı genişletmeye uğraşsa da genişlemez. Cimrilik yapmaktan sakın. Zira cimrilik
seni dünya ve ahirette helak olacak yere götürür. Yani burada anlaşılıyor ki nefsinin zorlandığı yerde vermen daha hayır. Bunu veremem artık, bu da çok önemli dediydi. Ben annemin hatırlıyorum manevi şeyleri bile verdiğini. Onu ben yemin ettirdim Allah aşkına, bari manevi bir peygamberin sakalını falan vermeye kalktı. Anne yapma dedim Allah aşkına. Bu da evde kalsın, korusun dedim bizleri. Kesin olarak bil ki cömertlik yapmaya da ancak her şeyin hakikatine ulaşmaya vesile olan ilim sevk edebilir. Yani biz şimdi bunları 100.000 kere duymazsak kendimizi haklı çıkartırız. Ama canım yarın öbür gün ne olacağım da belli değil. Şu parayı da şuraya saklayayım. Şu kıyafeti de belki bir daha alamam. Şuraya saklayayım gibi. Hiç unutmuyorum, Sibel diye çok sevdiğim bir kızım var. O çok gençken ilk geldiği zamanlarda çok sevdiği, deli gibi sevdiği bir elbisesi varmış. Onun üzerine mürekkep lekesi damlıyor. Boyatıyor, olmuyor. Temizlemeciye veriyor, olmuyor. Çıkmıyor. En sonunda sohbete geliyor. Sohbette bu konu konuşuluyor. Anladım diyor. Paketliyor elbiseyi. Kapının önüne koyuyor. Kim istiyorsa alsın diyor. O gün öğleden sonra kayınvalidesi geliyor. Aynı elbiseyi hediye getirmiş arkadaşlar. Sen verdiğin an geliyor. Verdiğin an. Öyle bir hal bu dünya. Senin malik olduğun maldan başkasının onunla hayattar olacağı ve gıdasını temin edeceği rızık olduğunu bildiğin zaman, velev ki yer ve gök ehli senin mülkünde olan rızıklarıyla onlar arasında engel olmaya kalkışsalar, bunlara takatleri yetmez, onlara mülkünde olanlar haklarını şöyle tasavvur ederek ver. Yani ben bir emanetçiyim, benim aslında bu alemde hiçbir şeyim yok. Allah onların rızıklarını bana emaneten verdi. Ay ne kadar güzel. Yani ben çok şükür hizmet edebiliyorum, verebiliyorum. Hocam Kenar Fahri Hazretleri diyor ki, sana birisi el açtıysa, sen de ona bir şey verebiliyorsan, o el açan kişinin elini bırak, ayağını öp ki. Evet, sahip bir de sana şu nida gelir Allah'tan diyor hocam. Sen verdiğin zaman. Kulum ben seni seviyorum. Yani o kişi sayesinde sen bu nidaya muhatap olursun. Düşünün artık. Her şeyin hakkı bir yönü bir ilişkisi olduğu gibi aynı zamanda yaratılmışa dönük bir ilişkisi bir yönü de vardır. Bu nedenle Allah onu infak yaparak şöyle demiştir. Size verdiğimiz rızıklardan infak ediniz. Başka bir ayette ise rızıklandığımız şeylerden infak ederler buyurur. Allah bu ayette bilginlerin büyüklerini dikkate almıştır. Çünkü onlar iki nispet tarzını da bildikleri için infak oluşu bakımından ihsanın kendisine ait olduğu kimselerdir. İnfak, tavşan mağarası anlamındaki nafak kelimesinden türetilmiştir. Ve mağara nafika diye isimlendirilir. İki kapısı vardır. Bu kapıdan avlanmak istenirse diğerinden kaçar. Bu durumda da görüyoruz ki her şey, sana giren her şey öbür taraftan vermek üzere gelmiştir. Yani sadece para, pul filan değil. Mesela sıhhat, mesela yiyecek, mesela içecek. O yiyecek içeceği sen hal halinde halka dağıt ki, onları nura çevir ki, hizmete çevir ki, söze çevir ki o giren faydalı halde geldiği yere geri dönsün diyor. Bu namaz, oruç ve savaş da inanışa tanıktır. Bu zekat, hediye, bu hasedi bırakma da kendi sırrından haber vermedir. İhsanda bulunmak, doyurmak, konuk davet etmek, ey ulular biz sizinleyiz, sizin sözlerinize inandık demektir. Yani her şeyin zekat olduğunu hocam Kenar Fahri Hazretleri söylüyorlar. Ona göre zekatın tanımı şöyle. Mesela diyor bilgin varsa onun zekatı başkasıyla paylaşmaktır. Aşkın varsa aşkından paylaşmaktır. Efendim şu sohbet, buraya dikkatinizi çekeceğim. Şu sohbetin zekatı dedikoduyu hemen terk etmektir. Yani bu sohbetin zekatı dedikodu ödemektir. Evladın zekatı yetime hizmet etmektir. Biz kaç yetime hizmet ediyoruz ki şu halde? Ya evladımız var, boyuna övünüyoruz, gece gündüz onları anlatıyoruz. Ama onların zekatı olarak kaç yetime hizmet ediyoruz?
Hiç unutmuyorum, Allah razı olsun. Çocuklar sayesinde her biz Kadir Gecesi isteyen de bize katılabilir. Bir kimsesiz çocuk yurdunu ziyaret ederiz buradaysak eğer İstanbul'da. Ve orada yetim başı okşayarak hiç olmazsa kaderimizi değerlendiririz. O sayede Allah'a bir lokma yanaşmaya gayret ederiz. Yani yetime hizmet, tabii yetimin asıl iç manasına gelince, yetimin iç manası insan-ı kamil demektir. Çünkü yetim bu alemde anasız babasız olmak, insan-ı kamil de bu alemde hiç kimsesi olmayan, yalnız Allah'a ait olan kişi demektir. Onun için ona çok hizmet etmek lazım. Burada hizmetten kasıt de git, elinde ayağını öp, devamlı bir şey taşı falan değil. Onun söylediklerini dinlemenin adına hizmet deniyor tabii. Hediyeler, armağanlar, sunulan şeyler ben seninleyim, seni seviyorum demektir. Yani ben bir fakire verirsem Allah'ım seni seviyorum, yarattığına hizmet ediyorum demektir. Kim bir mal ve afsun için çalışır, uğraşırsa bu ne demektir? İçimde bir gevhirim var demektir. Tanrı'dan çekinmemden yahut cömertliğimden bir gevhirim var ki zekatla oruç malıma şahit olsun. Yani Allah nasip etsin. Oruç der ki, bu helalden çekindi. Bil ki harama ulaşmasına artık imkan yok. Yani oruç tutarsak, bu helalini yaptı, artık harama ben onu engellerim diyor. Namazı doğru kılan ve orucu tutan insan haram işleyemez hakkında. Zırh gibi korur Allah haramdan. Ama doğru kılarsak inşallah. Zekat der ki, kendi malını bile veriyor. Artık kendisiyle aynı dinde, aynı yolda olanlar nasıl çalar? Fakat bu işleri riya ve ara bozmadan yaparsa o iki tanık yarın öbür gün, yani oruç ve zekat, ona öbür alemde tanıklık edecek. Burada da çok önemli bir nokta var. Ben yaptım dersek iş bitiyor. Ben biliyor musunuz bugün ne kadar hayır yaptım dediğimiz an o hayır gidiyor. Hemen çok etkilendiğim bir hikaye anlatayım. Harun Reşit'in eşi biliyorsunuz bütün Mekke Medine su yollarını yapmış. Yani bütün çeyizini, parasını, pulunu Mekke Medine su yollarını yapmaya harcamış. Vefat ettiğinde onu cennette görmüşler. Tabii ki demişler, siz cennettesiniz. Bu kadar büyük hizmet yaptınız. Yok demiş. Ondan cennette değilim. Bir kere halka anlattım. Ben Mekke Medine yollarını yaptım diye. O gün sevabı gitti demiş. Evet, ama demiş bir gün sarayda demiş düğün oluyordu, müzik vardı, ezan okundu. Ben o müziği susturdum, herkese ezanı dinlemeye mecbur ettim. O edebimden dolayı Allah beni cennete soktu. Yani bir kere söylemekle bütün sevabı gitti diyor, hale bakın. Delinin sadaka ile bitişmesinin sebebi Allah'ın insanı hırs özelliğiyle yaratmış olmasındandır. Allah şöyle buyurur, insan acelecidir, yani aslı itibariyle yaratılmıştır. Kötülük ona temas ettiğinde korkar, iyilik ulaştığında cimrileşir. Ya Allah'tan, çünkü hakikaten böyle oluyoruz. Benim sanıyoruz, saat geliyor benim sanıyoruz. Aman gitmesin diye. Para geliyor benim sanıyoruz, aman gitmesin diye. Hikmet geliyor, en feciz. Allah bazen kalplerimize bir hikmet indiriyor. Benim sanıyoruz. Benim hikmetim, benim ilmim, benim bilgim diyoruz. Nerede benim bilgim arkadaşlar? Nerede benim ilmim? Hiçbir şey bize ait değil. Öyleyse bu halden infak etmek şart. Nefsinin cimriliğinden korun diyerek cimriliği insan nefsine nispet etmiştir. Esası şudur, kul varlığını Allah'tan kazanmıştır. O halde kulun hakikati sadaka vermeyi gerektirmez. Kul sadaka verdiğinde onun sadakası Allah'ın kendisinde yaratmış olduğu nefsinin cimrilikten korunması içindir. Yani Allah sadakayı bize lütfederek bizi cimrilik hastalığından korumaya alıyor. Çünkü ben o kadar enteresan şeyler gördüm ki, bırakın malı biriktirmeyi. Yani elimiz bile şöyle kaldığı zaman, hareket ettirmediği zaman, yani onu vermediğimiz zaman, sonuçta el böyle kalıyor bir süre sonra. Bu cimrilik öyle kalplerde nasırlaşan bir şey ki, iki dakikada ve biri size şunu söylüyorsa,
ben de boş ver, sana yarın lazım olur diyorsa o insandan tundan tuna kaçın. Korkun ve kaçın. Hakikaten. Bakın Allah şöyle buyurur. Sevdiklerinizden infak edinceye kadar iyiliğe ulaşamaz. Bırakın malı mülkü vermeyi, sevdiğin şeyleri vereceksin diyor. Yani ölüme üzülmek. Hani ölüme üzülmek? Ya. 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 Şimdi o sosyetenin içindeki hanımefendi, Alişe'nin gelini. Ciğerim benim yandı yani, bildiğim için acısın. Keşke yanında olsam diye düşündüm. Yani hadi nasıl kurtaracak zenginlik? Hani acıyı azaltıyor mu arkadaşlar zenginlik? Şimdi kadın demezdi ki milyarlarımı verirdim. Bütün paramı, malımı, mülkümü verirdim. Yeter ki evladım yaşasın. Evladım yaşasın, o paraya gene veremez. Yani belki de vericidir, onu da bilemeyiz ama. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hiçbir şeyi azaltmıyor. O yani onun için her şeyi vermeyi öğrenmemiz lazım. Hiçbir şey bu alemde bize ait. Hiçbir şey. Ben Sabancı'nın sakat oğlunu anlatışını dinlemiştim de, keşke diyor sakat olmasaydı da ben dünyanın en fakir adamı olsaydım. Ciğerim yanıyor diyor. Fakat sakat olan kızı da şöyle bir yorum yapmış. Allah'a çok şükür ki sakatım. Çünkü ben eğer sakat olmasaydım, bugün babamın yaşantısı içerisinde ya işte zenginlerin içerisinde yok olup gidecektim. Ya da o alem, içki alemleri içinde yok olup gidecek. Ama iyi ki sakatım ki ben benim gibi olanlar için okul açmak için uğraşıyorum. Onlara yardım etmek için. Ya onun için bunun kıymetini bilmek, yani sıhhatinin bile verildiği zaman oradan mutluluğu görebilmek, ne mutlu bize o zaman. İnsan için sevimli olan şey onun nefsidir. Nefsini Allah yolunda infak ederse onun karşılığında bedelini elde eder. Burada tabii şu da var. Ben en çok kendim yaşadığım için kendimden anlatayım. Çok yorgunum. Ay hasta var ama gitmeyi vereyim, ben yatayım. İşte orada asıl kalkıp gitmeyi istiyor Allah. Yani nefsinin istediğine ters. Burada en çok namazda bunu yaşıyoruz. Çünkü sabah namazında ay kalkmayı versem şimdi Allah da affeder dediğimiz an gidiyor. Aslında o bizim gibi zaten gece 1'de kalkanlar için sabah namazı kalkmak çok büyük bir başarı değil. Yaşlandık da biz artık az uyuyoruz. Hani uykusu varken kalkan var ya, işte o çok kıymetli. Hani uykusu olduğu halde Allah'ın isteğini kendi şahsi nefsi üstünde tutan kişi, Allah indinde o çok kıymetli. Çünkü hak kulun nefsini yok etmesini istemiştir. Çünkü insana sevdiği şeyleri vermeyi emretmiştir. Onun yanında ise nefse bedel olarak cennetten başka hiçbir şey yoktur. Yani cennet nedir biliyor musunuz? Sonsuz huzur. Verdiğin her şey seni huzura kavuşturur. Şimdi iki çocuğunu da kaybetmiş, eşini ve iki çocuğunu araba kazasında. Bir kızımız var bizim, Azerbaycanlı. Her gün onu dinliyorum. Tam 3 senedir. Zavallı ya, kızımız da onu dinliyor. Bir türlü düzeltemedik. 100 kere söylüyor. En sonunda doktora gitmiş, psikolog demiş ki sen o kadar egoist ve benlikçisin ki. O kadar benlikçisin. Dünyayı kendi benliğin üzerine kurmuşsun. Vay niye bu başıma geldi? Vay niye bu başıma geldi diye dönüp duruyorsun. Böyle senin düzelmen mümkün değil. Ben bunları günde 100 kere buna söylüyorum. Kızım, diyorum ki bak bu çocuklar niye öldü? İçkili adamla, içkili adam araba kazası yaptı. Senin elinde böyle bir güç var. Üstelik gazetecisin. Yap içkiyle mücadele. Bak içkiyle trafikte ne hale getir. Bundan daha büyük, bundan nasıl bir ferahlayacaksın? Birkaç çocuğun ölümünü engelleyeceksin. O sana huzur verecek. Yani bir insanı acıdan kurtaracak tek bir şey vardır. İnfak etmek. Halka hizmet etmek. Yardım etmek. Yardımı arttırmak. Aksi takdirde benim başıma niye geldi diye oturur dururuz. Acılarımız artar başka bir şey. Ya o da verdi. Bak nasıl iman. Resulullah sadaka önce Rahman'ın avucuna sonra da dilencinin avucuna düşer buyurmuştur. Zira nasıl öyle olmasın ki? Hazreti Sıddık-ı Ekber
Ben herhangi bir şeyde önce Allah'ı görürüm, sonra o şeyi görürüm buyuruyor. Hazreti Ebu Bekir, önce Allah'ı görürüm diyor. Allah'ın kullarından birisi senden yiyecek yahut içecek bir şey istediğinde, istediği şey, gücünün yettiği bir şeyse ona yedir ve içir. Zira senin hiçbir şeref ve makamın olmasa da yemek ve içecek talep eden şahsın senden yemek ve içecek istemesiyle seni kullarını yediren ve içiren hakkın mertebesine çıkar. Hale bakın arkadaşlar. Ve senin için büyük bir makam ve şeref oluşturur. Halbuki böyle idrak edenler maalesef çok azdır. Yani sen verici olmakla hak mertebesine çıkarsın. Ve verirken ayırma diyor. Şimdi burada iki hikaye anlatayım. Birincisi Hazreti İbrahim, onun Halil İbrahim. Sofrası öyle bol, öyle bereketli, öyle verici, size anlatmam mümkün değil. Bir gün hiç kimse yok evinde. Sokaktan bir adam çağırmış. Demiş ki benim evimde yemekte kimse olmaması olmaz. Gel beraber yiyelim. Adam da demiş ki iyi de ben ateistim. O zaman gelme demiş Hazreti İbrahim. Allah'tan nida geliyor. Diyor ki Allah, ben o kulumun beni anmadığını bildiğim halde ona kulum demekten vazgeçmedim. Sen kimsin ki benim kulumu sofrandan kovuyorsun? Bu beni çok etkiledi. İkincisi, işte çünkü biz Adapazarı'na giderken böyle tenkitlerle çok karşılaştık. İşte siz herkesi besliyorsunuz, zengini de fakiri de ayırmıyorsunuz filan. İkincisi Peygamber Efendimiz'e ilgili. Canım Sultan, Hazreti Ali peygamber hurmalarını getiriyorlar. Hurmaları getiriyorlar. Çok kıymetli biliyorsunuz peygamber hurması. Hazreti Peygamber de kapıya gelen ilk dilenciye veriyor. Fakat dilenci götürüyor, pazarda satıyor hurmayı. Gene Ali alıyor. Gene getiriyor peygamber. Üç kere bu hadise tekrarlanıyor. Üçüncüde peygamber kapıyı açıp aynı adamı görünce diyor ki, anlıyor tabii Hazreti Peygamber. Oğlum ticaret mi yapıyorsun sen diyor. Ayet iniyor. Sen sorgulayamazsın. Vermekle yükümlüsün ya. Arkadaşlar. Biz kimiz ki sorguluyoruz ya. Hak etti mi etmedim. Ben ne kadar hoşuma gitmişti. Eylül kulakları çınlasın. O bir din dersi öğretmeni. Saygı kelimesini anlatırken saygıyı şöyle anlattı. Allah'ın sayarak yarattığı her varlığa saygı göstermek mecburiyetindeyim. Çünkü Allah onları saymış da yaratmış. Değil mi arkadaşlar? Öyleyse ben nasıl sorgularım? Allah yaratırken sorgulamamış ki ben onu sorgulayacağım. Sonra adamın bir tanesi Allah'a niyaz etmiş. Demiş ki Allah'ım verdiğim her yer doğru yere gitsin. Ne olur para demiş. Ki adama veriyor, hırsız çıkıyor. İkinciye veriyor, multimilyarder çıkıyor. Üçüncüye veriyor, ahlaksız çıkıyor. Ahlaksız bir kadın çıkıyor. Şimdi geliyor mürşidine diyor ki, ben bu kadar dua ediyorum. Niye bunlar gene yanlış yerlere gitti deyince, mürşid diyor ki, oğlum üzülme. O hırsıza verdiğim para, hırsıza yemin ettirtti, bir daha hırsızlık yapmıyor. O ahlaksız kadını namuslu yaptı. Zengin de cimriydi, onu cömert hale getirdi. Onun için sen vermeye devam et. Bizim vazifemiz sorgusuz, sualsiz vermek. Hocam avuç açanı geri çevirme derdi. Az olsun, 25 kuruş yanında bulunsun onu ver derler. Allah'ın kullarından birisi yiyecek içecek isterse evet. Binaenaleyh Allah-u Teala insanlara kıyamet gününde şöyle hitap edecek. Ey Ademoğlu, ben senden, ay arkadaşlar hadise bakın, ben senden yiyecek ve su istedim. Ama sen bana yiyecek ve su vermedin. Kul, ya Rabbim ben sana nasıl yiyecek ve su veririm ki? Sen bütün alemlerin Rabbisin ve ihtiyatsızsın. Yüce Allah, bilmez misin ki filanca kulum senden yiyecek ve su istedi de sen ona yiyecek ve su vermedin. Oysa sen ona yiyecek ve su vermiş olsaydın beni onun yanında bulacaktın. Bu hadisten sonra Resulullah şöyle buyurdu. Allah-u Teala kendini kulunun yerine koydu. Hale bakın arkadaşlar, yani o kadar Allah'a gidiyor yaptığımız işler. Öyleyse bütün zamanlarda Allah'ı anan
ve daima huzur-u ilahide olduğunu idrak eden kul, Hakk'ın kendisinden yiyecek ve içecek talep ettiğini anlar ve istediklerini yerine getirir. Yani kimle muhatap olsa orada Allah'la muhatap olmuş gibi hareket eder. Niçin böyle müşahede ederek istediklerini yerine getirir? Zira ihtiyaç sahibinin aczinin hali, kendisine arz edilen şahıs, kıyamet gününde yiyecek ve içecek talep eden şahsın düştüğü aczliğin içine kolaylıkla düşebilir. Ya, onun için hocam hep buyururlardı, dön gerisi borusu çalınır, öbür alemde en öndeki en arkaya düşer. En arkada gördüğün kişi en öne düşer. Ona göre hareket et derlerdi. O mükafat beni onun yanında bulurdun ilahi sözünün manasıdır. Yani ona ihtiyaç, o ihtiyaç sahibine verdiğin yiyecek ve içecekleri kıyamet gününde huzuruma çıkacağın ana kadar senin için korurum diyor Allah. Yani sen bana ödünç veriyorsun, başkasına vermiyorsun diyor. Yani bunu düşünerek vermek lazım. İhtiyaç sahibinin senden talepte bulunmakla seni her ihtiyacı gideren Hakk'ın mertebesine çıkardığını görmüyorsan, hiç olmazsa kat kat sevap ve güzel kazancı elde etmek için onun ihtiyacını ticaret niyetiyle, yani hiç olmazsa Allah'ı memnun etmek niyetiyle gidermeye çalış diyor. İmam Hasan Efendimiz İhtiyaç sahibi ondan bir şey istediğinde istediği şeyi vermekte acele ederdi ve benden önce azığımı ahirete taşıyan sefa geldin, hoş geldin derdi. Hale bakın arkadaşlar. İşte Ehl-i Beyt'i biraz anlasak, sevsek ve idrak etsek. Allah cümlemize Ehl-i Beyt sevgisi nasip etsin. Onların hepsinin Hazreti Ali dahil öldüğünde sırtları mosmormuş. Çünkü gece karanlıkta fakirlere yiyecek dağıtırlarmış, kimse görmeden. İnfak edeceğin zaman ihtiyar sahibini güler yüzle karşıla. Hiçbir surette onu boş çevirme. Hele ki ona hiçbir şey vermesen dahi güzel bir sözle güler yüzle muamele et. Zira sen de Allah'ın huzuruna kıyamet gününde ihtiyar sahibi olarak çıkacaksın. O vakitte ihtiyar sahibine yaptığın muamelenin misliyle Allah sana muamele eder. Burada ya İbn Arabi'nin bir hikayesi var, beni çok etkiliyor. Diyor ki fakire, Allah şöyle söyleyecek, fakire para vermeye kalktığında Allah meleğine soracak, bu adam fakire verirken ne yaptı? Cebini karıştırdı, en küçük parayı bulup onu fakire verdi. E sen de ona göre muamele et ey meleğim bu adamı. Sen de sevabın en hafifini ona ver. İnsan Allah'ın verdiği nimetlerden ihtiyacının fazlasını infak etmezse kıyamet gününde nimetler hususunda suale tabi tutulur. Her kim buğday ekmez ise onu, niçin bu taneleri yaşatmıyorsun? Buğdayı evinde saklayıp toprağa ekip saçmıyorsun ki onun bir tanesi 100 hatta 1000 olsun. Böylece hem kendine hem buğdaya zarar veriyorsun diye ayıplar. Bir buğday tanesi için bunu yaparsa parasını evinde saklayan, bilgisini kafasında saklayan, aşkını kendine saklayan Allah bu lafları etmez mi? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Hakk'ın yakınlığına vasıl olmak için kendisine en makbul olan şeyi infak etmek, bol bol vermek lazımdır. Bu yolda mal veren, can veren bulur. Can veren, canana kavuşur. Hülasa, senin cömertliğinin âlâ derecesi nefsani zulmetlerden ve cismani arzulardan kurtulmaktır. Kötü sıfatların en kötüsü hasislik ve hırstır. Burada son olarak şunu söylemeliyim ki, biraz uykumuzdan, biraz aşırı yemeğimizden, biraz böyle çok zevklerimizden, bize ne zevkli geliyorsa onlardan vermeyi adet haline getirirsek, belki bugünkü inşallah öğrendiğimiz dersin zekatını da vermiş olur. Çünkü derslerin de zekatları var tabii. Hal etmek zorundayız. Şimdi normal sokaktaki adama Allah bunlardan sormaz. Çünkü adam bilmiyor ki, okumadı, öğrenmedi. Ama bize soracak. Biz her hafta bunları okuyoruz arkadaşlar. Onun için bizim hal haline geçirmemiz şart.
Allah cümlemize nasip etsin. Teşekkür ederim. Efendim bir dakika. Miraç'ta Tura Bey şöyle sormuşlar. Miraç'ta süt ve şarap ikramı var. Sütün ve şarabın manasını sormuşlar. Sütü tercih etmesinin manası neden geri döndü peygamber diye soruyor. Miraç'ta iki tane şeyle peygamber değerlendirilmiş. Bir tanesi ilim. Çünkü Allah'ı gördü. Süt manevi ilimdir, idrak ilmidir. İkincisi Allah aşkı. O aşk da yükseldi. Maddeyle yükselmedi. O önce ilmi tercih etti. Çünkü ilim, burası çok önemli. İlim aşkı arttırır. Biz yoksa bu ilimleri niye öğrenelim? Allah bize ilimden soru sormayacak. Aşktan soracak. Bağlılıktan, hani halden soracak. Hiçbir şey bilmeyen ne alimler var ki bizi kat kat geçer. Ama ilmin gayesi, bu dersleri öğrenmenin gayesi aşkı arttırır. Peygamber Miraç'tan döndü. Dönmek istediğimi hiç zannetmiyorum. Peygamberin sabrına, sabrı anillah, sabırların en yücesi deniyor. Allah'ın emriyle döndü. Artık orada kendi inisiyatifi yoktu. Allah istedi diye döndü. Yoksa kim Allah'ına kavuşur da geri dönmek ister? Onun büyüklüğü ve mübarekliği bütün peygamberlerden üstün oluşunun delilidir. İnşallah Allah anlamayı nasip etsin. Bugün kendisimiz var. Kapıdan da sen. Thank you.